Mehmet Şimşek Bey şöyle söylemişti. Para var, biz hiçbir yerden para dilenmiyoruz demişti. Ben de buradan Sayın Hazine ve Maliye Bakanı'na sesleniyorum. Madem ki paramız var, bu EYT'leri yıllarca niçin inimini millettiniz? 5000 prim günü, 3600 prim günü olanları niçin emekli etmiyorsunuz? 200 bin kişinin hala maaşları, emekli maaşları bağlanmadı. Niçin bunu bağlamadınız? 400 bin kişinin emekliliği müracaat ettiği halde emekli olup olmadıklarını bilmiyorlar. Para varsa taşeron belediye işçilerini ve kitlerdeki taşeronları kadroya niçin almadınız? 800 bin kişi taşeronla girdiler, kadrolu hale geldiler. Ardından tekrar bir daha taşeron yapmayacağız dediniz. Taşeron şirketlerini lağvettiniz. Şimdi de yaklaşık 800 bin kişi belediyelerde ve kitlerde çalışıyorlar. Ve bu insanlara bir defaya daha mahsus olmak üzere kadro vermelisiniz. Bir daha da bu sayfayı temelli kapatmalısınız ve herkes liyakatı ölçüsünde buralara girmelidir. Yardımcı hizmetler sınıfının görev tanımını niçin yapamadınız? Ekonomik ve hukuki sorunların niçin gideremediniz? Sözleşmeli, ücretli, kadrolu diye öğretmen olur mu? Öğretmen öğretmendir. Hepsini KPSS ile alacaksınız. Mülakatı kaldıracaksınız. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözünü ayağa düşürmeyeceksiniz. Ve 3600 ek gösterge sözünüzü tüm birinci dereceli memurlara vereceğinizi söylediniz. Daha önce 3600 ile ilgili vermiş olduğunuz bir yandan hemşirelerle ilgili, bir diğer yandan din görevlileriyle ilgili, bir diğer yandan emniyet görevlilerimizle ilgili tam 5 yıl beklettiniz. Ardından verdiğiniz seçim öncesinde. Şimdi bu seçim öncesi de 3600'ü birinci derecede emekli memur olanlara vereceğiz dediniz. Bakalım ne zaman vereceksiniz? Madem para var Sayın Şimşek şimdi verin. Tıbbi cihaz tedarikçilerinin alacaklarını niçin zamanında ödemediniz? SMA hastalarının ilaçlarının ücretini niçin ödemiyorsunuz? Tarımda çiftçilere ilaç, gübre ve mazotta sübvanse niçin yapmıyorsunuz? Para varsa emekliler için 8077 lira seyyanen zammı niçin yapmadınız? 5000 lira harçlığın için herkese hala ödeyemediniz. Kur'an kurslarındaki sözleşmeli personele niçin insanlık dışı maaşları reva görüyorsunuz? 100 bin öğretmen atamasını niçin hala yapmadınız?